Merhaba arkadaşlar, ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos. 11 Ağustos'ta burada propolis tuzağıyla birleştirdiğim, arkadan getirdiğim zayıf bir kolonim vardı. Şimdi onu açacağız birlikte. 11 Ağustos pazar günü bu kovanı birleştirme yaptım. Kışa doğru üst kattaki arkadan getirdiğim zayıf olan koloni ana arısı kanatlarından zarar görmüştü. Muhtemelen varova ile alakalı olabilir. Belki ana arının yüzüğünde varova vardı ve kanatları eğriydi, uçamıyordu ana arı. Ve çitleşememiş, bir ay süreyle ana arı kovanda gezdi. Baktık ana arı çiftleşmiyor. Ya ana arıyı incelediğimizde kanatlarının sıkıntılı olduğunu görmüştüm. Hatta bunu video yaptım. Daha önce de yayınladım. Videosunu gördünüz. Şimdi bugün 14 Ağustos. Üzerinden 3 gün geçti. Ve şimdi açacağız, bakacağız. Aradan propolis tuzağını alacağız. Kovanları birleştireceğiz. 3 günde tahminimce ana arının feromen kokusuna alışmışlardır. Ve üst katı şimdi kontrol edeceğim. Eğer benim tahminim günlük yumurta yoktu. Var olan yüzükleri de bozmuştum. Ola ki eğer yüzük yapmışlarsa, yani var olan bir yüzük varsa, yine o yüzüğü bozacağız. Bilmiyorum çünkü. Şimdi birlikte açacağız arkadaşlar kovanı. Hep beraber, video çok uzamasın. Kovanı açıyorum ve birleştirme işlemini şimdi burada gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle birleşme olmuştur. Yani ya da birleşecektir. Şimdi bu şekilde kovanı bir açalım. Size de göstereyim. Üst kat zayıf zaten. Bir çıta, bir buçuk çıtarı var, yoktu. Kovanın da ön tarafında uçuş deliği var. Yani kapında delik var. Arılar rahatlıkla girip çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Evet, arı yoğunluğu azalmamış. Aynı verdiğim gibi. Bakacağız yüzük olayı var mı? Evet. Bozduğum yüzüklerin yerine yüzük yapılmamış. Çünkü yüzük çevirecek yumurtaları yok. Bakın içi boş arkadaşlar. Evet, içinde şöyle bir şey göstereyim. Yalancılanmış olabilir bu kovan. Bakın yüzüğü bozdum. Arkadaşlar, yüzüğü bozdum ve yüzüğün içinde 3 tane yumurta var. Ben gördüm. Evet, 3 tane yumurta var. Bu kovan yalancılamış olabilir üst kat. Yani 3 tane yumurta ne geziyor orada? Çünkü o yüzükler bozmuştum ben. İçinde 3 tane yumurta var. Ana arı desem yukarı çıkabilir mi? Çıkamaz. Zaten mevcut anasını imha ettik. Evet. Bu kovan yalancılamış mı acaba? Evet, bu kovanda günlük yumurtalar var. Muhtemelen bu kovan burada kendi kendine yalancıladı. Öyle tahmin ediyorum. Ana arı yoksa. Evet. Böyle bir şeyle şimdi birleştirme yapmıştık. Propolis tuzağıyla. Yüzüğün içinde 3 tane yumurta gördüm arkadaşlar. Şu yüzük size bir daha göstermeye çalışayım. Kamerada ben göremiyorum ama şu an bunun içinde 3 tane yüzük var arkadaşlar. Bunun içinde. Bakın şunun içinde 3 tane yüzük diyorum. 3 tane yumurta var. Yani yalancılamış da olabilir. Evet. Petek gözlerinde de günlük yumurta var. Yani olmaması gerek. Anarsı zaten çiftleşmemişti. Acaba yalancıladı mı? Yani alt kattaki ana arı buraya çıkmış olma ihtimali zannetmiyorum. Dışarıdan bir ana arı da gireceğini zannetmiyorum. Evet. Kapalı yavrular oluşmuş ama bunlar önceden vermiştim ben. Onlar. Herhangi bir ana arı görmüyorum. Şurada bir yüzük çalışması var. Şurada bir yüzük çalışması var. Bakın. İçine bakıyoruz. Evet, bunun içinde yumurta var. Enteresan. Yüzüğün içinde yumurta var arkadaşlar. Ana arısını imha ettik. Yumurtasızdı. Ve kovan büyük ihtimal yalancılamış. Şimdi alt kattaki ana arı yaşlı. En az 3 yaşında.
2 ya da 3 yaşında. Yani 2'den fazla 3 yaşında falandır. Bu birleştirmeyi yapacağız. Ve bu yalancıdan kurtulacak bence. Deneyeceğim yani bunu. Aradan propolis tuzağını alacağız. Ve bu kovanı birleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Sonuçlarını yine sizinle paylaşırım. Kovanda herhangi bir ana arı yok. Ama boş yerlerde günlük yumurtalar var petek gözlerinde. Evet. Baya baya günlük yumurta var arkadaşlar. Sanki ana arısı var gibi. İlginç. Bir inceleyelim bakalım. Yoksa ana arı mı var bu kovanda? Ana arısını aldım. Ana arı çitleşememişti. Kanatları sıkıntılıydı. Bu yumurtalar taze. Daha 3 günü bile doldurmamış. Muhtemelen bu kovan yalancılamış benim tahminim. Şu arada propolis tuzağı var. Alt kattaki ana arının yukarı çıkması imkansız. Erkek pupaları da zaten çıkmaya başlamış. Şurada erkek pupaları var. Muhtemelen yalancılanmış bu kovan. Ana arı varken de yalancılanmış olabilir. Ana arı yumurtlamayınca. Çünkü çiftleşmemiş. Bakire bir ana arı uzun süre gezince kovan yalancılanmış olabilir. Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Birleştirme işleminde yalancılamış olduğunu düşündüğüm kovan. İyice bakıyorum ki ana arı var mı acaba, ama ana arı yok, çünkü ana arısını ben aldım. İmha ettim. Evet, neyse, biz şimdi bunu alt katla birleştireceğiz. Katı alalım kenara. Katı kenara alalım şuraya. Sonra propolis tuzağını aradan alacağız. Ve birleştirme işlemini yapacağız arkadaşlar. Bak, gördüğünüz gibi propolis tuzağı gözüküyor, bakın. Şimdi propolis tuzağını alıyorum. Propolis tuzağını aldım. Ve biraz duman poçtaları getirip kenara koyacağız. Bir içeri koyacağım. Şu çıta boş. Bunda arı yok. Evet. Şimdi bu çıtayı alıyorum buraya. Ve bunu kontrol edeceğiz biraz sonra. Yarım saat sonra falan. Ana arıya bir herhangi bir sıkıntı var mı diye kontrolünü yapacağız. Daha sonra da fazla peteklerini de alacağız. Şimdi bu kat olduğu gibi geri katın içinde arı var. İçinde arılar var. Katın içinde arılar var. O arılar da aşağı insin diye katı direkt üstüne koydum. Size şöyle göstereyim. Evet. Size de göstereyim. Katın içinde şu yanaklarında arılar var. Onlar aşağı insin diye uğraşmayayım dedim. Evet, birleştirmeyi yaptım gördüğünüz gibi. Birazdan kontrol edeceğim. Videoyu kaldığı yerden devam ettireceğim. Bir yarım saat sonra falan yandaki kovanlara ben bir kontrol edeyim. Yarım saat sonra videoyu geri başlatacağım. Bakalım kovanda ne olmuş? Birleşme gerçekleşmiş mi? Ana arıya sıkıntı yapıyorlar mı? Şimdilik videoyu donduralım. Evet arkadaşlar, aradan bir 20 dakika falan geçti. Şimdi kovanı açıp kontrol edeceğim. Şu kattaki arıları halen aşağı inmemiştir. Onları bir aşağı inelim. Ana arıyı kontrol edeceğiz. Sonra fazla peteklerden alacağım. İçine fazla petek bırakmayacağım. Kat alacağız. Üstünden. Şimdi bakacağız kovan içinde ana arıya bir saldırı söz konusu mu? Birkaç karı ezmişiz burada maalesef. Biraz duman verelim. Petek sayısı fazla. Onu azaltacağız. Mesela şu ham.
Bunu alabiliriz. Şuraya koyalım. Şu dıştakini alabiliriz. Bu da boş. Şimdi bu verdiğimiz petek. Bu da verdiğimiz petek yavrulu. Kendini birleştirdiğimiz. Üzerinde arı sayısı azalmış. Arılar diğer tarafa geçmiş galiba. Bizim şimdi sıkıntımız, yani sıkıntı değil, yani bizim şu an merakımız ana arı. Bakalım 15-20 dakikada ana arıya bir saldırı yapacaklar mı? Evet, ana arı burada. Bakın 20 dakika geçti ve ana arı burada geziyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Muhtemelen yalancılayan petekler, yani yalancı olan, yalancılamış arılar yok olacaktır. Bu ana arı bu kovana hakim olacaktır. Bence. Evet. Şimdi bu da ballı. Kendi peteği bu da kalsın. Hatta bunu ters bir köşe yapalım. Bunu duvara atalım. Arkadaşlar. Bunu duvara atalım. Şöyle ballı yeri içe bakacak şekilde. Bunu duvara atalım. Çok güzel. Ve şimdi bu şekilde yaptım. Ve bunlara bir de meşgale verelim. Meşgale ne? Şurup. Şurupla meşgul olsunlar. Bir miktar verelim. Normalde bal ihtiyaçları yok. Miktarları var. Ama hani yeni birleşim oldu. Arılar nektarla ilgilensin. Evet, sayısını azalttım. 6 çıtaya indirdim. 2 çıtayla birleştirdiğim. Şimdi bu şekilde bu kovanı kapatıyorum. Buna bir şey olacağını zannetmiyorum. Birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Katı yine üzerine koyabiliriz. Şöyle. Ters bir şekilde. Olacak şekilde koyabiliriz. Böyle kalsınlar. Bunu da böyle kapatırız. Olduğu gibi. Zaten sıcak adana çıktı dışarı. Şimdi üstüne bir çuval koyalım. Ve kovanı kapatalım. Birleştirme işlemini bu şekilde gerçekleştirdim arkadaşlar. Evet. Siz de gördünüz ana arıyı. Birleştirme yaptıktan 20 dakika, böyle 25 dakika sonra açtım. Bakalım. Daha sonra da yine video olarak devamını paylaşırım. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.